Eri 15 Temmuz Şehitler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Vali Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hava Pilotu General Haydun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eri Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, il müdürleri, senato üyeleri, akademik ve idari personel katıldı. Programda ilk olarak saygı duruşu İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından il müftüsü Yusuf Akkuş tarafından şehitlerimizin ruhu için dua edildi. Programın açılış konuşmasını Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında 15 Temmuz'u unutmadık ve unutmayacağız dedi. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermiş oldukları kahramanlıktan dolayı Türk milletine teşekkür etti. Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında 15 Temmuz bunun karşısında büyük bir direniş gösteren, birlik ve beraberliği için canını siper eden güçlü bir direnişin de adıdır dedi. Vali Gökmen Çiçek'in konuşmasının ardından Eri Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Türkiye Aşkına Bir ve Beraberiz resim ve etkileşimli sanat sergisinin açılışı protokol ve davetliler tarafından gerçekleştirilerek gezildi. Ya eyyühellezine amenus اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. Sadakallahul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya rabbel alemin, ya ilahel alemin. Şehitlerimizi almak üzere burada toplandık. Toplantımızı hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Ellerimizi sana açtık. Bizleri boş geri çevirme ya Rabbi. Şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle ya Rabbi. Onlar senin huzuruna kanlı elbiseleriyle çıkacaklar. Ve Efendimizin ifadesiyle onların akan kanları mis gibi kokacaklar. Onlara bu güzel nimetleri lütfeyledin ya Rabbi. Bizleri de şehitlerimizle haşru cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, 1485 adet hatmi şerif okundu. Onları peygamberimizin ve bütün peygamberan-ı izamın ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Bedir'den bu tarafa, Çanakkale'ye, Anafartalara, 15 Temmuz'a ve günümüze kadar şehit olmuş, ezanı için, bayrağı için, namusu için, mabedinin göğsüne namahrem eli değmesin diye aziz canını vermiş, canlarını vermiş bütün şühedanın ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Onlara şefaat hakkı vereceksin. Onların şefaatlerine bizleri de nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Geride kalan yakınlarına sabrı cemil, eczi cezilleri ihsan eyle ya Rabbi. Gazilerimizden ahirete intikal edenlerin de ervahına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle. Derecelerini âli eyle. Onların da geride kalan yakınlarına, şehitlerimizin geride kalan yakınlarına hayırlı, bereketli, huzurlu, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, ezanımıza, vatanımıza, bayrağımıza, memleketimize, devletimize göz diken hainlerin gözlerini çıkartmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Onların kurdukları ve kuracakları tuzakları aleyhlerine reddeyle ya Rabbi. Bizlere şuurlar ihsan eyle ya Rabbi. Vakti geldiğinde, bu vatanı savunmak gerektiğinde, canlarımızı hiç gözümüzü kırpmadan verebilmeyi, şehit olmayı bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Neslimizi de bu şuurla yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, galip et, galip et. Çünkü son ordusudur İslam'ın.
Askerimize yardım eyle. Polisimize yardım eyle. Jandarmamıza yardım eyle. Güvenlik güçlerimize yardım eyle. Bu aziz milletimize yardım eyle ya Rabbi. Kalplerimizi telif eyle. Gönüllerimizi birleştir ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet. Geleceklerimize selamet. Bizlere de hayırlı akıbetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, tekrar istirham ediyoruz. Okuduğumuz bu hatmi şerifleri, şehitlerimizin ve gazilerimizden ahirete intikal edenlerin ruhlarına tekrar tekrar hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Yarın kıyamet gününde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmayı cümlemize lütfeyle. Ezanlarımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, vatanımızı böldürtme ya Rabbi. Amin. Ya Mu'in. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şehitlerimizin erbahi için, gazilerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için, burada şu anda el açıp amin diyenlerin geçmişlerinin ervahı için, Allah rızası için, El Fatiha. Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, saygıdeğer protokol, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, değerli misafirler, Valiliğimizin himayesinde üniversitemiz tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Valim, Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, 15 Temmuz 2016'da ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ve ülkemizin hemen hemen her kurumuna sızmış FETÖ mensubu, hain teröristlere o gece milletimiz unutamayacakları bir ders vermiştir. Varoluşundan bu yana kahramanlık destanları yazan aziz Türk milleti o gece top, tüfek, uçakların karşısında göğsünü siper etmiş, canları pahasına ülkelerine sahip çıkmışlardır. Çanakkale ruhunun yeniden canlandığı ve aziz Türk milletinin kahramanlık destanından birisi olan 15 Temmuz, Türk milletinin tarihi boyunca İç ve dış düşmanlarına karşı hiçbir zaman boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin de bir göstergesi olmuştur. 15 Temmuz gecesi bizleri bölmeye ve parçalamaya başaramayacaklarını sanan eli kanlı terör örgütü mensupları devletin silahını ve bu vatanın evlatlarına doğrultarak emellerine ulaşacaklarını sansalar da aziz Türk milleti elinde şanlı bayrağımız ve dillerinde dua ile hainlere gereken cevabı vermiştir. Ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışan hainler ve işbirlikçileri ile ki onların büyük Türkiye hedeflerimizi asla vazgeçemeyeceklerini, büyük Türkiye hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, bundan sonra da büyük Türkiye hedefine ulaşacağımızdan emin olmalarını gerektiğini bildirmek isterim. Yıllar geçse de aziz Türk milleti tarihi boyunca yapılan hain saldırıları o gecenin kahramanlarından vatanı bayrağı için şehadet şerbeti içen Ömer Halis Demir, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğitler gibi kahraman vatan evlatlarını ve 15 Temmuz gecesini yaşatan hainleriyle yaşananları asla unutmayacak ve unutulmayacaktır. Sayın Valim, saygıdeğer misafirler, 3 yıl önce senatomuzun aldığı karar gereği bu caddemize, şu anda içinde bulunduğumuz caddemize 15 Temmuz Şehitler Caddesi ismi verdik. Yine girişimize, nizamiyemize 15 Temmuz Şehitler Nizamiyesi adını verdik. Ve caddemiz üzerine 251 şehidimizin ismini nakşederek bir 15 Temmuz Şehitler Anıtı yaptırdık. İşte bu caddeden geçen öğrencilerimiz, vatandaşlarımız her geçtiklerinde bu şehitlerimizin isimlerini burada görecekler. Ve 15 Temmuz'da yaşananları ve o hainleri ve o kahramanlar, onlara karşı vatanımızı savunan kahramanları unutmayacak ve asla unutturmayacaklardır. Sözlerime son verirken, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele eden şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımız için canını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor. 15 Temmuz gecesi gösterdiği büyük cesaret ve mücadeleden dolayı
aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor. Katılımlarınızdan dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sağ olasın. Çok değerli valim, değerli bakanımız, çok değerli garnizon komutanım, kıymetli rektörlerimiz, değerli protokol, kıymetli basınımız, Erciyes Üniversitemizin akademisyenleri, öğrencileri, değerli vatandaşlarımız, öncelikle bir güzel cuma günü, cumanız mübarek olsun. Allah'a şükürler olsun. Bundan tam 6 yıl önce haince ortaya çıkan bir harekatı her zamanki vatana, millete, devletine sevdalı bir anlayış içerisinde göğsünü siper ederek durduran bu millet, bu aziz millet bizim gururumuz olmuştur. Elbette 15 Temmuz gecesini 6 sene önce hepimiz hatırlıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda 200 binden fazla vatandaşımızın Kayserimizde bir araya gelmek suretiyle adeta bayrağı için, vatanı için, devleti için, milleti için olmazsa olmaz olarak görüp hainlere karşı göğsünü siper ederek o geceyi nöbet tutarak sabaha kadar sürdürdüğünü ve daha sonraki süreçte de bir ay boyunca yine nöbetler tutmak suretiyle de biz buradayız demek suretiyle de gereken çalışmayı üzerine düşeni yaptığını hep beraber hatırlamaktayız. Elbette 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu iki kelime, sihirli kelime lafta kalmamalı. Hakikaten 251 tane kardeşimizin şehit edildiği, kendi imkanlarımızı, kendi silahlarımızı bu vatanın evlatlarına doğrultan hainleri unutmak asla mümkün değildir. Elbette bir düşmana karşı olan savaşı hatırlarız ama İhanetin içimizden çıkıp bizim diye bilinen, bizden diye bilinen ya da bu ülkenin insanı diye bilinen, yeri geldiğinde camide omuz omuza, yere geldiğinde üniversitede omuz omuza, sıralarda yan yana olduğumuz hainleri elbette ki unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Ben bu anlayış içerisinde tabii ki sabahtan beri etkinlikler yapılıyor. Dünden beri değişik yerlerde şehitlerimizi ziyaret ettik, ailelerini ziyaret ettik, etkinlikler yapılıyor. Bu akşam da inşallah değişik etkinliklerle yine meydanda olacağız, beraber olacağız. Birlikte o günleri hatırlayacağız, birlikte o günleri unutturmayacağız. Ben şehitlerimize rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Gazilerimizden vefat edenlere yine rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın, yaşatırmasın diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Garnizon Komutanımız, rektörlerimiz, komutanlarımız, il başkanlarımız, müftülerimiz, belediye başkanlarımız, adli mercilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli Erciyes Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, öğrencileri, kıymetli basın mensupları, ben de heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Bize 15 Temmuz sonrasında değerlerimizi bağışladığı için, vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ve o değerlerle beraber insanlığımızı hissettiğimiz bütün değerler için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Milletimize kocaman bir teşekkürümüz var. Bu hain darbe girişiminde, 6 yıl önceki 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermiş oldukları candan öte kahramanlıklarından dolayı. Her birimiz şahit olduk, bizzat yaşadık ve bunu yüreklerimizde, zihnimizde, kalbimizde hep beraber hissettik. Geleceğimize çok önemli örnekler bırakıldı. Gençliğimize, istikbalimize, istiklalimize unutulmayacak örnekler bırakıldı. Tabii ki bunları unutmayacağız. Tabii ki unutturmayacağız. Birbirimize hep hatırlatacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarılı olmadığı kesin ama bununla alakalı sosyolojik analizler, tahliller yapıldığında toplumdaki oluşturduğu tahribatlar incelenmeye devam edecek. Hatırlayın, insanların birbirinden şüphe ettiği, birbirinden emin olmadığı, İster yeni tanıştığı, isterse eskisiyle beraber geçmişini araştırmaya başladığı bir döneme girdik.
İki mümin tanıştığında, Sayın Müftü müsaadenizle, birbiriyle alakalı zanda bulunamazlar. Güvenmeyebilirler ama zanda bulunamazlar buyruluyor. Biz tanıştığımız veya tanışmadığımız herhangi birisiyle alakalı 15 Temmuz sonrasında acaba altından başka bir şey çıkar mı diye düşünmeye başladık. Bu bir millete yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. İnsanın ufkunda, bizim ufkumuzda böyle bir insan tipi yoktu. Hemen yanı başımızdan şüphe ettiğimiz bir insan tipi yoktu. O yüzden 15 Temmuz hain darbe girişiminin bütün yönleriyle beraber Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a varıncaya kadar göğüslendiği, karşılandığı ama zihinlerde, kalplerde birçok şüphelerin bırakılmaya çalışıldığı bir ortamdan çıkıyoruz. O yüzden toplum kendisini yine değerleriyle beraber onaracak. Yine hem İslami, hem insani, hem milli değerlerimizle beraber onaracağız birbirimizi. Birbirimizden şüphe etmeyeceğiz. Birbirimize zanda bulunmayacağız. Ama vatanın birliği, bölünmez bütünlüğüyle alakalı çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi büyük bir disiplinle beraber gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi hem siyasi, hem idari, hem de sosyal açıdan, birçok açıdan toplumun derdinin toparlanmasına bir yönde aslında her birimizin gayret etmesi, çaba göstermesi gerekiyor. Ben bütün bu duygu ve düşüncelerle her zaman kendilerine minnetle, şükranla ve rahmetle andığımız şehitlerimizi bir kez daha burada anıyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, Garnizon Komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Rektörüm, Jandarma Komutanımız, Rektörlerim, Belediye Başkanlarımız, Başsavcı Vekilim, çok değerli Erciyes Üniversitesi'nde diğer üniversitelerimizin akademisyenleri, sevgili hemşehrilerim, ben de öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz insan aklının alamayacağı, kalbinin kabullenemeyeceği, vicdanın kaldıramayacağı, alçak bir kirli yapının Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığı gündemdir. Ama aynı zamanda 15 Temmuz bunun karşısında büyük bir direniş gösteren, birlik ve beraberliği için canını siper eden güçlü bir direnişin adıdır. Önceden 15 Temmuz öncesinde haberler duyardık. Emperyalist devletlerin istemediği bir yerdeki hükümetlerin düşürüldüğü, darbe yapıldı. Darbe sonucu falan kişinin iktidara geldiğini duyardık. Bunu her ay ya Latin Amerika'da, ya Afrika'daki bir ülkede, ya dünyanın bir yerindeki bir ülkede darbe olduğunun haberlerini ya altyazı olarak görürdük ya da televizyonda izlerdik. Ama öyle bir şey oldu ki 15 Temmuz'da Türkiye'de, dünyaya örnek olan, dünya kanalları Türkiye'de bir kalkışmanın olduğunun haberini geçtiler. Arkasından binlerce insanın o tankların karşısında, o uçakların karşısında korkmadan yürüdüğünün yollarda resimlerini verdiler. İnanılmaz bir direniş olduğunu resmini verdiler. Ve ertesi gün tüm dünya Türkiye'deki darbe girişiminin başarısız olduğunu, Türk milletinin buna izin vermediğini bildirdi. Ve ondan sonra başka bir şey gördük. Dünyadaki birçok darbe girişimine karşı Türk milletinin örnek olduğunu ve aynı şekilde 5-6 darbe girişimine daha halkın sokaklara çıktığını başka ülkelerde de gördük. Aslında Türkiye'de 15 Temmuz'da biz sadece Türk milleti için, gençlerimiz için örnek değil, dünyadaki tüm milletler için sadece egemen güçler veya emperyalist güçler istedi diye dünyadaki devletlerin değişemeyeceği gösterdik. Birçok milleti bu manada da örnek olduk. Bu manada da ben 15 Temmuz direnişinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada bir kırılma noktasıydı. 6 yıl önceydi. İnşallah
yıllar boyu unutmayacağız, unutturmayacağız. Dersler alacağız. Sabahki konuşmamda da söyledim. Dün Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Kayseri'nin evladı, şehidi, cennet yiğit kızımızla, özel harekat polisimiz Kübra Doğanay kızımızın ailesini şehit oldular. Onlar özel harekatta, alçakça saldırıda ailelerini ziyaret ettik. Cennet kızımızın evinin altına cenneti hatırlatan bir anevi kıyafetleri, o günkü üzerinde bulunan mühimmatı, silahı, cep telefonu olduğu hatıraları, resimleri asılmıştı oraya. Orada bir şey gördük. Öyle bir bomba atılmış ki cep telefonu erimiş, küçücük bir parça kalmış. Üzerindeki kurşunlar bombanın patlamasıyla kendi üzerinde infilak etmiş. Orada eriyen cep telefonuna bakarken şöyle düşünüyor insan. Eriyen sadece bir cep telefonu değil, orada bir eriyen bir meta değil. Eriyen cennet kızımızın hayata yeni başlangıç hayalleri, yeni başlangıcı. Ama aynı zamanda o eriyen metanın üzerinde bir vatan sevgisini, o gün yapılan emeği, o gün yapılan bütün çabayı görüyoruz. Yine Kübra'nın evinde de aynı duygularla ailesinin metin olduğunu görünce, daha nice Kübra'ların, nice cennetlerin olduğunu görüyoruz. Cennetin evine cennet yiğit, şehit cennet yiğit, başkanım Anadolu İmam Hatip Lisesi miydi? Öğrenciler gelmişti ya. Şehit cennet yiğit, Anadolu İmam Hatip, İmam Hatip Ortaokulu. Öğrencileri ziyarete gelmişlerdi. Ve cennetin annesine, şehidimizin annesine şöyle diyorlardı. Hepimiz cennetiz. Daha çok cennetler var. Anne ne olur bizi de çocuğun olarak kabul etti. Osman hocamla beraber gelmişlerdi. Bir kere daha o gün o gençlerin gözündeki o anneye olan minnettarlıklarını ve sevgilerini görünce daha bu memleketin binlerce yıl özgür ve hür olarak yaşayacağını orada hissediyorum. Ben bu düşüncelerle, bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Akşam en coşkulu bir şekilde 15 Temmuz kutlamak için bütün hemşehrilerimizi meydanımıza beklediğimizi ifade etmek istiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üç beş saniye alan çıksınlar. Buyurun. Tamam, yavaş. Fotoğraflar. Ama bir ahem koştu.